İyi akşamlar arkadaşlar. Röportaj izlendi. Röportajda konuşacağım her şey kağıda döküldü. Hazır bir şekilde sizlere iyi akşamlar diliyorum. Ve lafı çok uzatmadan ilk röportajımıza başlıyoruz. Abiciğim ne taraftan geldiniz? Almanya'dan, güneybatısından. Güneybatı mı? Hemen haritadan bakalım Almanya'nın güneybatısı neresiymiş? Güneybatı, güney şu tarafsa, güneyin batısı bu taraftır. Ya abi söylesene hangi şehirmiş? Cebimizden pusula mı çıkaralım şimdi? Söyle işte hangi şehir olduğunu söyle. Almanya. Güneybatı. Hangi tarafta kalıyor abi o? Abi Fransa'ya biz 40 kilometreyiz Strasbourg'a tanınmıştı. Bir de İsviçre'ye de Basel'e 100 kilometreyiz 1 saat. Allah Allah. Abi şehrin adını söylesene. Nasıl bulacağız biz şimdi? Abi şu anda Almanya'da da durumlar kötü deniyor bize. Enflasyon çok fazla diyor. Aynı burası gibi diyorlar. Muhabir de artık sormayı bıraktı hangi şehir olduğunu. Gerçekten öyle mi? Yani şimdi şöyle diyelim. Bir ara çok yükseldi. Mesela sıvı yağ 15 euro oldu, 20 euro oldu 5 litresi. Litresi 5 euroya falan çıktı. Şu an düştü 1.99'a, 2.99'a falan. Sonra benzin desen 2.20, 2.40'a kadar çıkmış. Şu an 1.60, 1.70 civarında. Evet, doğru. Fiyatlar düştü. Korona dönemi çok çıkmıştı. Şimdi Almanya'dan geliyorsun, burayı da biliyorsun. Bu defa geldiğinde ne gözlemledin? Nasıl gözüküyoruz abi oradan bakıldığında? Vallahi bana göre bile pahalı. Açık diyorum bak. Ben şimdi geçen hafta salı geldim. Şimdiye kadar 700 euro para harcadım. Hani bir şey de yaptığım yok. Bir şey de yaptığım yok. Şimdi hiçbir şey yapmadan 700 euro harcadıysan kesin dolandırılmışsın. Et desen aynı fiyat Almanya'da. Süt desen aynı fiyat. Bozdursan bile aynı fiyatı denk. Aynı fiyata geliyor hepsi. Abi şu aynı anda arabalar, evler ne durumda Almanya'da? Abi ben 9. ayın sonunda 0 Clio aldım. Renault Clio aldım. 0. Arabayı burada Bursa'da yapmışlar. Bursa'da fiyat vardı değil mi? Ben eskiden var ya Tofaş'ı Türk markası sanıyordum. Ama sadece Türkiye'de vardı Murat Şahin. Sadece Türkiye'de vardı yani benim bildiğim. Almanya'da en azından yoktu. Gerçi Tofaş'ı da Vehbi Koç kurmuş. Niye Türk markası olarak geçmiyor bunu açıkçası bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Araba bana toplam 16.200 euroya geldi. Benim arabayı üstüne verdim. 5.000 euroya yani normalde araba 20.000 euro civarına geliyordu. 16.000 euro nakitle aldım. Bir de şimdi, arabayı buradan gönderiyorlar oraya. Buradan Bursa'dan geldi. Normalde şimdi onlar da biraz yükseldi. Onlar şimdi 23 falan olmuş. Çünkü aldığım gün gördüm orada fiyatlarını falan. Ama yine de yani ona nazaran yine düşük yani buraya doğru. Bu arada araba fiyatları doğru olabilir. Almanya'da araba daha kolay alınabiliyor. Bu doğru. Evet abi yani 16-17 bin eurolar diyorsun. Yani 16-17 bin TL diyorsun. Abi burada yani, 3 sene çalışsan alamazsın o yok, arada. Yok alamazsın işte. Burada enişteme sordum. Yarım milyondan başlar dedi onlar. Yani 320 bine geliyor bana normal. Türk parası çarpazan. Eniştem de yarım milyonun aşağı diye alırsın. Herkes de her şeyi eniştesine soruyor ha. Hani bir tane genç var diye enişteme sordum. Asgari ücreti gayet iyiydi. Peki burada geçinen ne yapsın asgari ücretle çalışsın? Benim eniştelerim falan amcalarım çok güzel geçiniyor. Eniştenizin maaşından haberiniz var mı? Asgari ücret mi alıyor daha mı fazla? Asgari ücret de alan var, daha fazla alan da var. Daha? 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 Demişti ya. Bu enişteler çok önemli bir rol alıyor arkadaşlar her şeyde. Telefonlar falan nasıl abi Avrupa'da? Abi bak para şimdi. Para veriliyor mu onlara? Bak bu 2018 model Samsung 10 Plus. Tamam. Bunu ben zamanında 1 euroya aldım. 0. Anlaşmalı. 1 euroya. Yani Samsung'a 1 euro verdim diyor ama yani 1 euro verip telefonu almadı. Yani 1 euro verip telefonu aldı ama 24 ay kendini bir operatöre bağladı. Mesela ben iPhone'a 400 euro verdim ve kendimi 24 ay bir operatöre bağladım. Bu 1 euro dedi bir kereye mahsus. Ama ayda işte 30 euro falan veriyorsun. 20 GB'ın var. Bambaşka bir dünyadan bahsediyor abla bize. Aynen öyle. Almanya'da. Şimdi... Bir de battı diyorlardı Almanya. Yalanmış işte abi Almanya'dan geliyor. Yok ben evet. Kısa bak. Almanya'dan geçenki haftanın şeyini bilen getirdim yani. Abi. Röportaja hazırlıklı gelmiş dayı. Abi ne diyorsun bak ya? Bak şimdi abla. Eyvallah. Kola 99 kuruş. Pringles'i bilirsin. Pringles. Heh, al sana. Aa Pringles. Bak. Gel çek. Ne bu? Allah aşkına çek. Al sana biber kilosu. Tamam mı? Allah Allah. Bu ne eti abi? Bu ne eti abi? At eti. Bu tavuk. 4.99. Heh. Abi bedava bunlar ya. Heh. Bak al sana. 12 tane Red Bull 10 euro. Abi sen niye Türkiye'ye elinde market broşürleriyle geldin ya? Abi 2500-3000 euroya gelir mi bir kişinin aylığı Almanya'da çalışırsa? Valla şimdi ben yalnız yaşıyorum, evli değilim. Benim şeyim 1 oluyor, evli olmadığım için. Ben 2500 euro civarında maaş alıyorum. Benim birader evli, o 3000 alıyor. Aynı şirkette çalışıyoruz. Yardım bize. Yapıyorlar değil mi evlilere? Yok, şimdi şöyle senin eğer maaşın yetmezse o zaman yardım şey yapabilirsin, talep edebilirsin. Yani... Peki şurada kocaman domuz yazmasına ne demeli? Provokasyon mu yapıyorsunuz? Bu vatan bölünmez. Bu vatan bölünmez. Misal... Bunun tarihi nedir abi? Bunun abi tarihi burada yazıyor.
27.12'den itibaren geçerlidir diyor. 2022 yani 6-7 gün daha önce. Geçenki haftanın. Geçenki haftanın. Yılbaşı olayları falan da var. Alın bak bira, Bex, bilmiyorum burada tanıyor musunuz? Heineken var burada, tanınır o. Abi bir kasası değil. 14 euro. Bir kasası. Ben almaya değer. Evet abla, Almanya'dan geliyor ama güney batısından. İsviçre'ye 40 kilometre, Fransa'ya 100 kilometre. Kasası, evet. Bir kasası. Bir kasası. Bu bizim oranın en kaliteli birasıdır. Bizim semtin. Bak bak, biraları anlatıyor ha. Allah aşkına şunu bir çeker misin? Bir kasa biranın fiyatı. Hani Almanya batmıştı? Hani Almanya Portakası. Batmıştı? Şu etin fiyatına bak. Döndür abi. Bu domuz etiymiş de. Yok, dana eti nerede abi? Var baş, mı? Var. Aha buyur. Hah, battı dedikleri Almanya'ya bakıyor. Kilosu 21 euroya geliyor. 100 gramı 2 euro. 100 gramı 2 euro. Hem de kalite bu. Almanya'ya bakar mısın? Daha 6-7 gün önceki dergi abi. Al sana vodka misal. Millet diyor içki pahalı almıyor. Al sana 9 lira 44 kuruş. Haram abi, yapma şimdi. Almanya'dan 9 bin. Kaç? 9. Allah Allah. Ya süper bir ülkeyiz ya. Orada genç ne diyor bu hala? Aa. Burada kahve kaç para Nescafe misal? Kafede mi? Yok. Bim'de misal. Valla çok kilosu. Pahalı Nescafe yavrum ya. Ama. Nescafe çok pahalı kuzum be. Abla etleri görünce acıkmış. Kuzum diyor adama. Abi yanlış anlama, hani kuzu olman için biraz büyüksün yani. Koç veya koyun olur anca. 100 gram. Almanya devleti zorda değil mi? Niye indiriyorlar abi bunları? Yok ya, onlar zorda falan diye bir şey yok. Siz inanıyor musunuz? Zorda olduklarına. Yani bu kadar da uygun olduğunu şaşırdım ama. Bu kadar da uygun zannetmiyordum. Gerçekten de bayağı iyi durumdalarmış. Bak, ya bildiğin... kesinlikle öyleler. Şampanya bak, bu çok kaliteli şampanya. 4.44 ya. 4.44. Buradan Malatyalı hemşerilerime selam olsun. Havası hoş, suyu sert. Arabam 4x4. İfşa oldunuz ifşa. Vallahi ifşa oldunuz. Adam broşürlerle tatile gelmiş ya. Hani ben yalan söyleyebilirim. Yok abi, bunu tamam getirmişsin zaten. Yani ben... Niye yalan söylüyorsun? İşte yok, hayır. Abi tamam da neden broşürlerle tatile geldin sen? Benim istediğim ne biliyor musun abla? Bak, ben Almanya'dan buraya geliyorum. 500 euro, 2 hafta 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otellerde 14 gün kalıyorum. Uçağımış hepsi içinde. Sen buradan Karşıyaka'ya geçemiyorsun. Öyle şey mi olur ya? Bakın, tek başına tatile kolay gelir. Yani 5 yıldızlı otele de gider tek başına. Ama ailecek zor. Yani ben, eşim ve 2 çocuk 5 yıldızlı otele en az 4-5 bin euro ödememiz gerekiyor. Ve buna da değmez yani. Onun için yaz tatilinde 5 yıldızlı otele gelmiyoruz. Çünkü gerçekten çok pahalı. Benim istediğim, tamam sen yurt dışına çıkma. Ama al eniştemi, çocukları. Git Antalya'da bir hafta atıyorum. Hayal 4000 4000 liraya bir şey yap. Mümkün ya. Değil anneciğim. Mümkün değil. Bak, bizim emekliler misal, tamam düşük emekli alanlar da var. Yalan söylemek için alınıyor burada. Adamlar bazıları 1000 euro alıyor. Yetmiyor. Evet. Belediyeye gidiyorsun. Onların işte şey kağıtları dolduruyorsun. 2 hafta içinde sana haber geliyor. İşte sana işte 300 lira ekstradan kiraya devlet aldım. Yardım ediyor. Yani. Koymuyor ortada yok, diyor. Yok. Hayır, hani orası sosyal bir ülke. Yani şimdi böyle anlatanlara genelde işte vatan haini, işte siz Türkiye'yi karalıyorsunuz, ortalığı karıştırıyorsunuz falan denilir. Ama öyle değil mesela. Ben de şunu söyleyebilirim. Ben de Almanya hakkında mizah yapıyorum. Almanya hakkında abartılı, batmış, bitmiş diyenlere böyle abinin yaptığı gibi gösteriyorum yani. Bunu anlatıyorum yani. Ben öyle atıp tutmuyorum. Siz asıl o atıp tutanlara bunları yazın. Neden yalan söylüyorsunuz diye. Ama olmaz ki. Siz sadece görmek istediklerinizi, duymak istediklerinizi duyuyorsunuz. İçinizde üzüntü oluyor mu? Yani şu düştüğümüz hal, abi, dolar, ben, euro, psikolojimiz. Benim milletimi hani seven birisiyim, vatanımı da seven birisiyim. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm halde ama ben yine de Türk vatandaşıyım. Şeyiniz Almanya'da olmasın. Mı doğmuştun? Ben Almanya'da doğma bilmiyorum. Yani ama çok üzülüyorum yani ya. Hani benim istediğim aynı haklar size de olsun. Başka bir şey istemiyorum ki ben. Ben de isterim. Türkiye'de herkes iyi olsun isterim. Dünyada herkesin iyi olmasını isterim açıkçası. Evet arkadaşlar, videonun tamamını izlemek istiyorsanız alta açıklama kısmına ekledim. Bu röportaj yapan arkadaşlara destek olmamız gerekiyor. Ben videolarını alıp ofisimde kendimce değerlendiriyorum ama onlar dışarıya çıkıyor ve nelerle karşılaşıyorlar. Onlara destek olursanız da sevinirim. Hepinize iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.